Arkadaşlar Akım abinizle Akım Akım köşesine hoş geldiniz. Cennetteyim. Vallahi da cennetteyim yani. Ölmedim ama cennetteyim. Bir bakılabilir mi? Bir bakılabilir mi? Efendim neredeyiz? Konya. Şaka yaptım. Bilin bakalım neredeyim. Çatara diyeyim, anlayın oradan çıkarın. Çatara, Patara, tamam mı? Patara'dayım efendim. Patara'ya geldik. Burada da buralı bir arkadaşımızı buldum. İsmi Rıza'ymış. Rıza'ya da dedim ki bizimle biraz gez dedim, dolaştır bizi, geldi. Evet. Gel bakalım. Gel, benim kanalımdasın şu an. Bak, Rıza bu da. Nasılsın? Hangi kanal bu? Akım TV, benim kendi kanalım. Güzel. Röportaja mı çıktın? Ya işte biz böyle tanıtıyoruz, sen bize bir kıyak yap, Patara'yı bize bir gezdir. Gezdireyim Patara'yı. Patara yaklaşık milattan önce 582 yılında. Oğlum şimdi onu değil ya, normal görsel olarak gezdi. Bana ne anlatıyor, ben bilmiyor muyum? Okay. Ben ama iyi tanım ha, ben buralı değilim ama sıkıntı yaratırım bak. Ben de buralı değilim. Niye o zaman buralıyım dedin? Burada yaşıyorum. Tamam, bize göster oraları hadi. Hadi gel gidelim. Manyak mıdır nedir ya? Ben şu kum tepesini bekçisiyim baba. Kum tamam. Tepesi mi? Bak şu ağaçlara saygıdan eğilirler. Arkadaşlar görüyor musunuz ağaçları? İşte atasözünün gerçekleştirilmiş hali. Ağaç yaşken eğilir. Ağacı gelmişler yaş iken. Böyle eğmişler ağaçları, şimdi ağaçları görüyorsunuz bak, hepsi eğilmiş, aferin. Patara cennet. Gel lan sen de benimle. Bak lan, gezdireceksen gezdir, gezdirmeyeceksen gezdirme, o beni oyalama burada. Neyi gezdirme ya, 50 lira verdin işte, şuradan şuraya gezdik, ne istiyorsun ya da? Başlığı vereceğiz lan, iki tane. 50 lira ver lan. Lan veririm bak, benim sinirim bu, güzel konuş beni, it. Kimsin sen? 50 lira daha ver. Başlatma vallahi, çatara patara ağzını burada kırdırırım bak. Kırdırma. Nasıl ben şey, sen kimsin? Tamam vereceğim parayı, bitsin. Allah Allah. Götür bizi şöyle. Gel bakalım, gel şuraya gel sen, gel. Kayıtta mıyız ya? Arkadaşlar böyle çok felaket bir taşa geldik. Rıza da geldi. Rıza şimdi ne bu, bu taş nedir, olay ne bu taşın? Canım sen bizi çek bakalım, tut. Çek çek de şimdi işini görek gidek hemen ya. 3 saattir 50 lira para ver. Taşı çek, taşı al biraz. Taşı al oğlum ha. Tamam beni al, taştan bana kay. Tamam çünkü. Gel lan anlat bakayım, nedir bu olay? Sana nesini anlattım, taş işte bu ya, taş bak. Ha taş, gel gel buraya yanaş. Taş ya, 3 saattir geziyorsunuz ya, ha taş. Bağırma lan! Bağırma şunu, adamı hasretme ya, taşsa taş yani. Dedin ya 50 lira, 100 lira para verdim, anlat işte, bunun bir hikayesi yok mu taşın? Yok, bunun bir hikayesi yok kardeş, Allah Allah ya. Anlatacağım hep kamera, kapat şunu lan, kapat şunu. Şşş, benim kameramana falan, ağzını burnunu bana bak, kendine gel. Beni çek lan, tamam bırak. Arkadaşlar dinozor yarışları zamanı, büyük dinozorlar iri hayvanlar oldukları için 3 dinozoru yarıştırırlarmış burada. Burada siisler dururmuş, dinozor siisleri. Elin şaklattı mı? Alevler içinde şuradan burayı çek. Çıkış. Burada anca zaten bak, ben buraya kendim sığabiliyorum. Küçük bu dinozoru düşün, anca sığar yani. Şaklı duydu mu? Hayvan ars diye açıyormuş kendini bir yarışta. Arkadaşım bak yalan söyleme, tarihimizi kötü tanıtma bizi. Bak sana bak yeter. Yeter ama lan. Arkadaşlar bu manyaktan kurtuldum. Gördüğünüz gibi bak oğlum, dönsene gemiye. Bana dön şimdi, gemiden bana kay. Tamam. Bak bir ona kayacaksın, bir bana kayacaksın. Tamam. Şimdi şey yap. Gemiye kay. Bana kay. Tamam. Arkadaşlar gemi şahane bir gemi. Şöyle ben de tam şeyi alayım ki şeyi. Görünüyor mu gemi? Gemi var değil mi şöyle? Ha. İmzamızı kesmeyelim. Tarih, ilk tarihte ilk yapılan gemi. Yapamamışlar yani aslında. Sazlıkla falan, sazlıkla yapılmış. Maddesi sazlık. Muhtemelen battı gemi. Sıkıntı olmuş yani. Arkadaş bak 3 saattir sen oradan dinliyorum. Yalan konuşuyorsun. Anladın mı? Halkı kandırma. Yeter. Oğlum bak ağzına vurma. Gemi mi bu? Ne o? Öküz. Hamak bu ya. Hamak mı? Gemi mi bu? Gemi mi bu ya? Halkla oynamayın kardeşim. Halkın bilinciyle oyna. Halkın bilinciyle hamak. Oynamayın. Hamak mı lan o? Kapat lan şunu. Oğlum bak. Kapat şunu bak. Yeter artık. Kameramanı sakın bak. Bir dakika. Tamam ben anlatıyorum bilgiyi. Girme lan araya. Arkadaşlar gerçeğine az önce hatırladım şimdi, demin yanlış yaptım. İlhan İrem'in sazlıklardan havalanan klibi için yaptırdığı gemi ama klipte bir sıkıntı olduğu için çekemediği, şimdi hatırladım. Yazısını yazmamışlar. İlhan İrem yaptırmış. Çok teşekkürler buradan İlhan İrem'e. Sazlıklardan havalanan bir gemi misali. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin. Gidem şarkısı var. Onunla alakalı diğer geri zekalı Rıza arkadaşımızın dediği hamak bu değil. Ama hamaklara gideceğiz. Buyurun. Arkadaşlar çok felaket bir yere geldi. Akım abini sizin için normalde almıyorlar içeri.
girdim bir şekilde. O Rıza köpeği de bilmiyorum dışarıda kaldı. Görüyorsunuz değil mi? Taşlara bak. Yiyeyim yiyeyim. Piyon, şah, fil, kafalar kopmuş. Neredeyim? Devlerin oyun odasında arkadaşlar. Bak karaktersizlik yapıyorsun. Bak karaktersizlik yapma yeter. Oğlum niye aldınız içeri? Ne istiyorsun lan? Ne içeri? Burası benim kardeş. Manyak mısın sen ya? Oğlum çıktı şuradan. Ulan ne yapıyorsun? Bana bak saçmalıyorsun şu an. Anlatıyorum piyonlar. Ne der ya? Dönemin patara kralı. Tamam mı? Onun evinin salonu. Çatapata Ahmet'in salonu bu. Ya arkadaşlar salon. Nerede lan? Ev nerede? Çatısı nerede? Kardeş bu açık ev. Üstü açık ev. Açık ev mi? Yazlık evi bu. Kışlık evi de ileride ben sana... Aha bak kışlık ev üstü kapalı. Anladın mı? Milleti kandırma. Milletin aklıyla oynama. Bak çok pis dayak yersin. E hadi. Programın benim programım. Kapatsa. Senin programın olsa döverim seni. Kardeş bak bana, o zaman, konuşma, bana o zaman demeyeceksin. Değil. Buraları gezdir. Bana buraları tarih öğret demeyeceksin. Anladın ben sana mı? Parayı da verdim. 200 lira daha verdim. Gittiği hala burada. Sen niye gitmiyorsun oğlum? Yanlış yapıyorsun. Yanlış. Benim mesleğimi elimden alıyorsun. Anladın mı? Buranın rehberi benim. Arkadaşlar deniz bile küsmüş. Bakın. Yalan. Deniz yalan. Çekilmiş. O denizden. Deniz çekilmiş. Deniz çekilmiş. Deniz çekilmiş. Deniz çekilmiş diyorum. Hayır. Halk, halk size sesleniyorum. İnanmayın. Arkadaşlar çek kapıdan. Kapıdan bana kay. Kay bana. Kapı ilk, arkadaşlar ilk kapı. Tarihteki ilk kapı, ilk yapılmış zaten. Görüyorsunuz yani bunlar falan ilk tokmak, ilk tokmak buradan çıkma bakın. Felaket bir şey ya. Ya ilk böyle bunları zaten yapmışlar. Böyle yüzlerce kişi tarihte oturmuşlar ne yapayım, ne yapayım. Bir tane küçük bir çocuk aradan kapı olsun demiş sağ olsun. Bunun adı kapı olmuş. İlk kapı mükemmel bir kapı. Ama bunun içi boş herhalde. Duvar içi yani tam. Arkadaşlar biri var. Buyurun. Sen buyur sen. Girin. İyi misiniz? Gel be. Arkadaşlar eski tarihten biri. Siz hangi zamandan? Ben milattan önce eskisi milattan önce. Milattan önce arkadaşlar. Biz 2020 normal Türkiye. Eyvallah ben de Türkiye, ben de Türkiye. Türk müsünüz? Evet. Ya kurban olurum. Niye oradasınız? Açtıralım orayı, çıkaralım sizi. Sıkıştım buraya arkadaşlar. Sıkışmış. Ben bir görevlilerle konuşma açtırıyorum o zaman. Sen gel bakalım, gel bakalım abi, gel 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 gel. Siz kaç yıldır hayattasınız? Nasıl lan Milo? Tarihe sıkıştım, zamanla sıkıştım. Ne yaşı ne hayat kardeş. Arkadaşlar zaman makinesi kapısı. Olabilir bu. Ben hemen görevlileri alıp geliyorum abi. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Akın, ben Rıza. Kim bak lan? Akın karaktersizlik yapıyorsun. Tarihteki ilk kapı falan yalan söyleme. Ulan şerefsiz oraya nereden girdin? Girdin mi ödediler içeri? Bak senin böyle aklını alır mı oğlum? Ben tercüman değilim. Arkaya dönsen, arkaya dönsen şerefsiz yakala arkaya dön. Gel arkaya. Bak sahtekene bak orada bak bak. Yuh yazıyor, yuh yazıyor arkasından. Ya çekme yeter artık bak yeter sana. Oğlum bir saniye dur. Karışma çık belgeselde. İnsan gibi anlatacaksan yardımcım ol. Vereceğim para. 50 lira alırım. Tamam vereceğim, 100 lira vereceğim anlat. Hala bak yalan konuşma. Tamam geç. Halka oynama, kamerayı kapat. Şu an, oğlum kendi programım bu, canlı yayın değil ya. Angut, gel benimle. Ha. Arkadaşlar yine garip bir kapı, küçük bu kapı. Yani niye bu kadar küçük yapılmış bilmiyorum. Adam mı dövüyorlardı araya sıkıştırıp falan. Şu an giriyorum içeri. Gel lan sen de gel, korkma. Oo, arkadaşlar metreler yüksek bir yer. Oh, nasıl çekim yapacağız lan burada? Kamerayı şu köşeye koysak. Ulan! Arkadaşlar ölmeden cennetteyim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Marmar aman şey neydi lan? Akdeniz. Akdeniz. Akdeniz mükemmel ya. Antalya'sı, sonra Antalya altı, Antalya'nın şey beldeleri şahane bir yer yani. Bir yakışıklı artist, yemin ederim oyuncu olabilir bir arkadaşımızla küçük bir sohbet yapalım onunla. Gel bakalım gel. Güzellik, iyi tatiller. Şöyle şey yapayım ben de. Akın ben. Teşekkürler, merhaba. Nasıl gidiyor tatil? Güzel gidiyor, teşekkürler. İyi, tek gelmişsin. Tekiz, dinlenmeye geldik sonuçta.
Vardır bir şeyler ya da sonradan olabilir. Şimdi yoksa da burada sonradan kesin olur bir şey yani. Nerelisin? Buralıyım. Ya buralısın bir de. Aynen. Oğlum evin nerede? Yakın mı evin? Yakın 2 dakika. Allah Allah, evden buraya gelmek de. Biz daha nereden geldik? Niye yalnızsın sen bakın? Bir bakayım bana. Aramız hadi. Dinlenmeye geldim. Dinlenmeye geldim. Gelebilirsin oğlum, o anlamda demiyorum yani. Ekol yapma. Ne yapayım? Ekol yapma. Bana mı diyorsun lan? Oğlum sen nasıl bir insansın? Şurada röportaj yapıyordum. Ben akımım ben. Kendi kanalım var. Seni gördüm tek başına. Bir küçük sohbet edeyim diye geldim. Bana yaptın muameleye bak. Tamam, teşekkür ederim. Müsaade etti, hadi şey yapalım. Bana bak. Şşş. Ne hiç? Adam mı çağıracaksın? Benim de var arkadaşlarım. Kalkan kaçtan? Hadi kardeşim, müsaade etti, bir tatil yapalım. Kalkan malkan, Aqua Park evlerinin sahipleri, yapımcıları, şeyleri. Bütün müteahhitler arkadaşım. Aklını aldırtma bak. Buradan şezlongla söktürtürüp götürürüm seni. Şezlongla bu oturduğum tahta yerle beraber söktürtürüp aldırırım seni bak. Terbiyesizlik yapma. Bil yani. Ben kimim bil. Oğlum bana mı hala tam şekil yapıyorsun? Beni mi idare ettin? Bu ne biçim hareket? Akın abi yeter. Akın abi. Kalkan malkan Aqua Park evleri. Zeytin dallarının içinde şahane bir yer. Manzarası mükemmel. Bakar mısınız? Bitince yandaki evle aynı olacak. Yemin ederiz. Bakın. Her yer sıfır şu anda, Natamam. Bittiğinde aynı bu ev gibi olacak. Şu an Natamam hali bile güzel. Her yer mis, çiçekler, kedi. Evin bitmiş hali böyledir. Ön taraf havuz, manzara. Felaket bir huzur sizi bekliyor. Yokuşun sonu aydınlık. 350 ay vadeyle, ayda esnek kredilerle. 500 bin lira peşin. Evet arkadaşlar, yani bir böyle düşünüyorsanız gerçekten kaçırılmayacak fırsat. Kalkan Makan Aqua Park, Natamam evleri. Ben de bir tane yer ayırttırdım aşağıda köşede. Topraktan almak her zaman çok mantıklı. Neyse, reklamımız da bitti. Bugün o Rıza denen çocuktan zor kurtuldum. Biliyorsunuz en son bir orada bir çukur gibi bir şey aşağı düştüm. İnanmazsınız belki. 83 metrelik bir yerden düştüm efendim. Evet. Yani Allah'tan düştüğüm yer suydu. Suya vurunca 3 santimlik bir vücudumda herhalde bir giriş olmuş. Yani alttan böyle baskı yiyince. Ama doktor dedi ki 7-8 sene dedi, yüzersen dedi. Yani güzel bir yüzme olayını şey yaparsan dedi, 3 santimi tekrar açabilirsin vücudunu dedi. İnşallah bir tatil düşünüyorum ben de. Şu anda bir villadayız. Bir rivayete göre, duygulanıyorum şu an. Aşkı için at olan at adamın evine geldik efendim. Bu villada yaşıyor. Şimdi şey yapacağız, içeri gireceğiz. Ama zilmil yok mu lan? Abi yok, burada köpek oluyor genelde. Köpek mi? Lan köpekten mi korkacağım? Gel şuraya. Gel. Oğlum ne köpeği? Yok, küçük köpek vardır lan burada. Millet manyak mı büyük? Abi, Doberman gibi şey. Dikkatli ol. Ha? Dikkatli ol. Oğlum bana akıl verme bak. Saygısızlık yapma bana. Çekimini yap. Buraları da silin. Beni böyle şey göstermeyin insanlara. Tamam, sinirli hali neden azarlıyorsun ya? Yapma lan! Beni delirtme burada villaların önünde, insanların önünde. At adam mıdır mı? Ne bileyim, adamın ne çıkacağı belli değil. Belki hastayı kapacak birimizden birini. Geldik buralara saçma sapan özel haber diye. Köpekten korkuyorsun. Gel. Yılışık. Kaç çık! Çık hayvan! Nasıl hayvan lan? Koş! Uçuyor mu lan? Allah Allah, öldürüyordu bizi lan manyak. Hadi gir gel. Tamam, yavaş yavaş yürü gel. Arkadaşlar, özel haber. At adamın evindeyim. At adam. İnşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız da biraz sohbet ederiz. Bu arada hiç kimseyle konuşmuyormuş arkadaşlar. Sadece Akım abinize röportaj verecek. Bekleyin efendim. Bekleyince çıkman lazım. Sen niye çıkmıyorsun? Pardon ya. Neyi pardon ya? Ay, hiçbir şey anlamıyorsun. Çık. Ah. Çık. Arkadaşlar yemin ediyorum at adam burada şu an havuz keyfi yapıyor. İnşallah ürkütmeyiz. Bana bak lan, ürkerse falan kaçalım yani. Tamamdır abi. Hakikaten at ya. Bak bak bak, mısır yiyor. Bak bak bak. Bak oraya bak. Doğru. Bak. Mısır. Bekle.
Abicim afiyet olsun, hayırlı günler. Hoş geldin. Akın ben abi, röportaj yapıyorum da şöyle oturayım ben de şöyle. Oo, gel Akın, ben seni tanıyorum ya. Nereden ya? Soda açan çocuk der misin sen? Abi evet ya, maşallah harbiden atsınız ha. Abi sevebiliyor muyuz biraz? Ne diyorsun ya? Hayır, kötü anlamda demedim yani. Ha, başımı falan mı? Ha yani bir ilk hoşuna defa... Hoşuna gittiyse gel. Bir dokunayım ya. Gel gel. Arkadaşlar gerçek yani. Of, abi fazla şey yapma istersen de. Niye lan? Yani... Oğlum ayıp, salak salak konuşma, sus. Pardon abi. Ben de geleyim mi abi yanınıza? İki çift laf edek ya. Gel kardeş gel. Allah Allah. Sen nasıl buldun beni ya? Girme istersen ama. Oğlum karışma sen. Allah Allah, ne olacak? Şimdi kameraman çocuk yanında ne mi sen? Abi stajyer, stajyer de bir şey diyeceğim abi. Biraz soğuk değil mi ya su? Ya gel, ben soğutturuyorum. Kesme şeker attırdım size, gel. Of, bayağı soğuk ya. Vallahi abi bu nedir bu hikayen ya? Ben duydum, bir aşk hikayesi dediler. At olmuşum falan. Nedir bu olay? Ah kardeş bak, kimseye anlatmadım Akın. Seni sevdiğim için anlatıyorum. İyi misin bunu? Yok abi, ben mısır beni bozuyor. Sağ ol. Eyvallah, bölebilirim. Yok sağ ol. Bölebilirim. Vallahi Akın, yani kapıya ne gazeteciler, ne haberciler dayandı, konuşmadım kimseye. Asla da konuşmam. Ama sen o sodayı açtın ya. Ya senin Göktaş'ın meselesi vardı, ne oldu? Abi Göktaş'ın değerlendiremedik ya. Biraz dolandırıldık o işte. Ah ulan be. Ah, tanıdıklar vardı, ulaşsaydın bize be. İşte bundan sonra inşallah bir daha düşerse falan muhakkak ararım abi. Sağ ol. Ben yaptım. Bir iki yorum yaptım. YouTube'da yorumları okuyorsun değil mi? At adam diye siz miydiniz? tabii. Abim ya. Görmem ya, at adam ya. Bir okudum yorumunu da bayağı bir ağır yorum vardı ama neyse onu artık. Canınız ya, sağ olsun. Oldu. İlişki bitti. Kafamız bozuktu. Kusura bakma, seninle moral bulduk. Abi nedir bu aşk? Nasıl, kime aşık oldunuz, at oldunuz? Şimdi kardeş, ben 76'da Veli Efendi'yi biliyorsun değil mi? Bilirim. Veli Efendi'nin karşısındaki hastanede doğdum. 20 minutes later. Geldi gitti, askerliğimizi falan yaptık. Neyin? Vatanı borcumuzu ödedik. Sonra bu deniz atına aşık oldum ben, bir tatil beldesinde. Deniz atı mı? Ama görmen lazım. Ha, normal at değil, deniz atı yani. Ama görmen lazım. Ben de değiştim, asimil oldum. Kendimi böyle değiştirdim. Para her şeyi yaptırır. Abi de niye devam etmedi peki? Deniz Ata ablamız, yengemiz ne yaptı? Şimdi baba, ben ata dönüştüm. Deniz Atına dönüşemedim. Teknoloji o kadar ileri değil şu anda. Tabii. Ata dönüşeyim dedim. En azından bir çekim vardı aramızda. Böyle bir yabancı hissetmesin dedim o da. 346 minutes later. Farkında olmadan, fark edemediğim tip bir mesele var. Şimdi bunların cinsiyeti yokmuş. Ya deniz atlar cinsiyetsiz olur, hay abi ya. Erkeği gebe kalıyormuş bunun. Ne yap, siz ne yaptınız? Ya ilişki başladı, birinci, ikinci gün güzel. Ben de eşim diye bahsediyor. Ben ayıkmıyorum tabi. Hani o başka manada anladı tabi. Deniz at ama ya. Şimdi bu benden çocuk yapmak isteyince. Hiç çocuğunuz var mı? Var, bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlamasın, ondan da sıkıldım. Allah belasını versin onu. Abi. Bir tane evladım var, o normal insan o. İnsan ama insan değil. Bütün servetimi yedi. Ya 50 lira 100 liraya insanları kandırıyor şerefsiz ya. Allah Allah. Bak, peki şu servete ne olacak bak. Abi bu yani at oldum. Yenge herhalde artık görüşmüyorsunuz, deniz atı yengemle. Görüşmüyoruz kardeş, nasıl görüşeyim ya? Onlar göçe gittiler şimdi, Hint okyanusuna açıldılar. Ben de at oldum, geldim buraya, belki geri döner diye ama. Deniz atını görmen lazımdı kardeş. O kuyruğu, o yüzüşü. 2000 years later. Aman ya Rabbim dedim ya. Ben dedim at olmalıyım. Deniz atı olmalıyım. Anlıyorum abi. Ben bu ilişkide üstüme düşeni yaptım. Anlıyorum abi. Ben yaptım. Görüyorsun, halime bakar mısın? Abi ben bir şey diyeceğim de size yani. Değer mi ya? Bak şuradan merdivenlerden geldik. Böyle böyle gübreler bütün evin her yerini bok götürüyor. Hoş bir şey mi yani? Dön kendine dön abi. Ne diyorsun ya sen? Abicim ben o anlamda demiyorum yani. Bir, güzel bir şey mi ya? Normal tuvaletler varken, insanlar gibi yaşamak varken, at gibi yerlere falan pislemek falan, bunlar hoş şeyler mi? Dön kendine ya. Deniz atı zaten cinsiyetsizmiş diyorsun, şey diyor mu? Seni bırakmış gitmiş. Neyin peşindesin hala? Ya ahım sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Oğlum bal. Abi tepecek ya. Neyi tepecek lan? Oh! Allah! Vallahi böbreğime vurdu lan. Çık adam kaç! Hasta etme ha! Bot çık, pilot kaç. Geliyor! Bot pilot geliyor! Kaç, çık geliyor. Kaç! Çık lan! Geliyor lan üstümüze! Bot pilot geliyor! Geliyor üstümüze, geliyor kaç! Sen benim üstüme okuluna konuşamazsın! Oğlum kaç, abi, kaç! 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 Çabuk şunu!
Böbreğim duruyor mu böbreğim? Hayvan nasıl tepti lan hayvan ha? Ne işin var senin elmemde? Lan manyak Rıza, ne işin var lan senin burada? Lan senin elmemde ne işin var? Oğlum ağzınıza vurma, at adam dedin, at adama geldik röportaj yapmaya. Böbreğimi tepti hayvan orada bir yerde. Oğlum tepti mepti, sen nasıl konuşuyorsun benim babamla lan? Baban mı? Babam lan tabi. Sen atın oğlu musun? Atın oğluyum oğlum, ne yaptın babama binmeye mi çağırsın lan sen, kapat şunu. Al oğlum bak kendine gel, babana ne bineceğim, babana binin binmiş zaten. Benim... Adam aşka seçiyor yeter ya. Oğlum siz ne ayaksınız lan, ne biçim bir aile, nasıl bir aile lan bunlar? Senin annen deniz annesi ama deniz atının çocuğu musun sen o zaman? Ya sana ne kardeş ya, sana ne Allah Allah ya. Oğlum sen ne yaptın adama ya? Lan manyak, babam böbreğimi tepti, babam mısır yiyor orada lan, Allah korusun çık lan git. Kardeş bak, bir ilişkisine laf edene, bir de bir onu binmeye çalışana. Bak babama binmeye çalışmadan değil mi? Oğlum çık git, sen hasta oğlu musunuz? Git bir daha benim başıma çıkma, çık şuradan. Çık. Lan evimden çık git. Bak senin abi, çık git. Abi gel gidelim, boş ver ya. Bunlar kim konuşma ya? Konuşma lan, kapat şu kamerayı yeter artık. Kameramana şey yapma şerefsiz, bak boğarım seni. Ver bak. Lan 50 lira. 50 mi? He babamla konuşmuşsun, ver 50 lira. Eve git lan babana, git babana verdim. Baban zaten sana dolandırıcı diyor, yürü lan. Lan 25 ver, 25 ver. Ahlaksız, gelmeyin lan bir daha. Böyle bir daha. Kapat kamerayı.